İyi akşamlar çok değerli Karantina TV izleyicileri. Bu akşam size çok önemli bir çocuk sorun üzerinde konuşmak istiyorum. Bu konuda çocuklarda görülen kusma sorunları. Kusma hakikaten çok önemli bir durumdur ve her mevsimde, her gün, her an için çocuklarımız kusma olayıyla karşı karşıya kalabilirler. Kusmaya da genellikle işte ateş eşlik edebilir, karın ağrısı eşlik edebilir, ishal eşlik edebilir veya tek başına kusma da olabilir. Her kusan çocuk için anne babanın çok dikkatli olması gerekir. Çünkü kusmanın altında mutlaka önemli bir neden yatmaktadır. Bunun iyi araştırılması gerekir. Her zaman, her mevsim, her gün, her an için görülebilir. Bebeklikten itibaren yani daha doğduğu andan itibaren kusma yaşam boyu devam edebilir. Onun için hani çok dikkatli olmak ve iyi izlemek gerekir çocuklarımızı. Genellikle hafif derecede bazen bebeklerde çıkarmalar, anne sütünü aldıktan sonra veya mama aldıktan sonra bir miktar çıkarma, taşar tarzında çıkarmalar olabilir. Bu kusma grubuna girmez. Hafif bir belirtidir. Çocuğun keyfi yerindeyse, herhangi bir şikayeti yoksa, ateşi, öksürüğü veya ishal gibi bir şikayetleri yoksa endişelenecek bir durum yok demektir. Ama bu kusma fışkırır tarzda ise, yanında bazı şeyler eşlik ediyorsa, işte karın ağrısı, ateş, ishal gibi belirtiler varsa mutlak surette dikkatli olmak gerekir ve hemen en yakın sağlık kuruluşunda hekimlerle görüşmek gerekir. Her yaş grubuna göre kusma değişebilmektedir. Bebeklerde farklıdır. Süt çocukluğu döneminde kusmaların altındaki nedenler farklı olabilir. Daha büyük çocuklarda farklı olabilir veya daha ileriki yaşlarda kusma neden pek çok sebepler olabilir. Kusmada çok dikkat edilecek şey, çok iyi dikkatli bilgi almak gerekir. Buna anamnez deriz, yani anneden babadan kusmanın ne zaman olduğu, hangi sayıda olduğu, ne şekilde olduğu, eşlik eden şeylerin olup olmadığı tek tek sorulması gerekir. Ve bunlar öğrenildikten sonra çocuklar iyi bir muayeneden geçirilir ve kusmanın nedeni anlaşılır. Tabii çok çeşitli nedenler var. Bunların bir tanesi bile bir ders konusu olabilir ama genel olarak dikkat edilecek şeylere ben değinmek istiyorum. Kusan her çocuk için anne babanın dikkatli olması gerekli olduğunu söyledik. Ve kusma sayısının kaydedilmesi de çok önemlidir. Bir gün içinde örneğin işte 4 kusma mı, 5 kusma mı veya sayısı neyse onun bilgi verilmesi gerekir. Ve mutlak surette kusmanın yanında neler oluyor ve belki diğer belirtiler var mı, yok mu, çocuğun genel durumu nasıl, hasta mı görünüyor, iyi mi görünüyor, özellikle ateş durumu nedir, ateşin olup olmadığına bakmak gerekir ve karın ağrısı büyük çocuklarda eşlik ediyor mu, onu görmek de mümkündür ve çocuklara tekrar sorarak karın ağrısının olup olmadığı iyi değerlendirmek gerekir. Daha sonra da iyi bir muayeneden geçirilir çocuklar ve kusmada dikkat edilecek bazı şeyler vardır. Özellikle anne babanın çok dikkatli olması lazım. Göğsünlerinin çöküp olmadığı, çökmediği veya karın derisinin pörsüyüp pörsümediği, yani fazla kusmaya bağlı olarak tabii sıvı kaybı olduğu için deriler biraz pörsük duruma gelebilir. Göz küreleri çökük durumda olabilir. Bu çöküklüğün varlığı da çok önemlidir. Hemen dikkatli olmak gerekir ve kaydetmek gerekir. Beraberinde ateş olup olmadığı tek tek bakılmalı ve mümkünse ölçülmelidir. Ateşinin kaç olduğu doktora bilgi verilmelidir. Karın ağrısı varsa karnın neresinde ağrı olduğu ve ne şekilde olduğu sorulmalı ve dikkatli bir şekilde o da izlenmelidir. İshal olup olmadı veya kaç kere dışkı yapıp yapmadığını sormak lazım. Eğer dışkısı normalse buna da çocuk pek kusmanın neden üzerinde başka sebepler üzerinde durmak gerekebilir. Yani kusmayı hazırlayan nedenler dikkat edilirse bunları tek tek soruyoruz. Kusmanın yanında mesela bazen baş ağrısı olup olmadığı, genel keyfinin nasıl olduğu tek tek öğrenilmeli ve bu kayıtlardan sonra iyi bir muayeneden geçirmek gerekir. Anne babanın bu konularda çok dikkatli olması gerekir. Günümüzde kusmanın en büyük nedeni mikrobik hastalıklar olmaktadır. Yani ağızdan giren gıdalar vasıtasıyla özellikle bozulmuş gıdalar veya el temizliğine dikkat edilmeden hazırlanan gıdalar
veya başka bir sebeple çok bekletilmiş gıdalar varsa bunlar da kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilere sebep olabilir ve bunlara mikrobik ishaller ve kusmalar adını vermekteyiz. Yani kusmanın altındaki yatan nedenlerin en başında mikrobik nedenler gelmektedir. Bu mikroplar çoğunlukla da virüsler tarafından ortaya çıkarılmakta. Bazen de bakteriler, mantarlar veya yabancı zehirli maddeler de kusmaya neden olabilmektedir. Yani buralarda gene su görüldüğü gibi kusmayı hazırlayan hangi gıdalardan ve nasıl olduğu tekrar iyice sorulup öğrenilmelidir. Bunlar öğrenildikten sonra altındaki neden üzerinde doktor dikkatli bir şekilde gözlemde bulunması gerekir. Muayenesini iyi bir şekilde yapmak gerekir. Çocuğun özellikle tepeden tırnağa her şeyinin gözden geçirilmesi gerekir. Tansiyonun olup olmadığı, mesela baş ağrısı yapıp kusma yapan tansiyonu olan çocuk olabilir. Beyinde bir tümör olan bir çocuk olabilir. Onun için sinir sistemini iyi görmek gerekir. Acaba altında bir neden var mı diye. Tek tek reflekslerine, göz dibi dediğimiz muayeneye, beyinden gelen bir basınç olup olmadığına bakmak gerekir. Yani görülüyor ki pek çok neden üzerinde sadece mikrobik değil, başka nedenler eşlik edebilir. Mikrobik nedenler bizi yanıltabilir. O bakımdan çok dikkatli olmak gerekir. Altındaki nedeni yaklaşık olarak tespit edebiliyorsak, başka bir şeye gerek olmadan tetkike, çocuklarımız tedavi altına alınır. Yani kusmanın altındaki eğer nedeni mesela mikrobik bir nedense uygun ilaçları verilir. Beraberinde bütün kusmalar olduğu gibi yeterli sıvı alması çocukların çok önemlidir. Ağızdan beslenmesine, özellikle sıvı gıdaları almasına çok dikkat etmek gerekir. Bu aşamaya geçirerek bazı nadir durumlarda mesela bakteri nedeni ise antibiyotik bile vermek gerekebilir. Bunu tabii doktorun kendinin karar vermesi gerekmektedir. Bunlar eğer yeterli olmuyorsa kusmanın altındaki nedenler üzerinde sadece hani iyi bir hikaye dinlemek, gözlem altında tutmak, muayene etmek yeterli olmayabilir. Bazen tetkikler yapmak gerekir. Mesela bir kusmanın altında bir beyin tümörü şüphe ediliyorsa çocuktan tabii ki bir beyin MR'ı yapılması gerekir. Veya mikrobun altında çok ağır bir etken görülürse, mesela tifo, dizanteri gibi ağır bir hastalık düşünülüyorsa dışkısından kültür yapmak gerekir ve antibiyogram gerekirse onu yapmak gerekir. Altında parazit varsa dışkının mikroskop altında incelenmesi gerekir. Belki bir idrar yolu enfeksiyon nedeniyle kusma varsa, şüpheleniliyorsa, idrar yaparken yanma vesaire varsa idrar tetkikinin yapılması önemlidir. Veya çok yüksek ateş varsa altında ağır bir enfeksiyon olabilir diye kan sayımının yapılması, lökositlerine bakılması, mikroskop altında kanın incelenmesi veya CRP dediğimiz bir enfeksiyonun derecesini gösteren testler yapılması gerekebilir ve bunlar dikkatli bir şekilde yapılarak buradan da enfeksiyonun hafif, ağır veya orta derecede olup olmadığını anlarız. Ama dikkatli bir gözlemle, iyi bir muayeneyle genellikle tetkike gerek kalmadan altındaki neden çözülebilir. Belki de çoğunlukla olduğu gibi basit bir nedendir. Sadece biraz su bile vermekle kusması, ishal varsa o da düzelir. Eğer ağrıları varsa, muayenede bir şey bulunamıyorsa, hani ishal dışında, ağrı kesici de verilebilir. Karın üzerine eğer apandisit vesaire derse, kusma sebeplerinden biri de apandisittir. Onu da muayenede anlarız. Böyle bir şey değilse karın bölgesine ılık şeyler konarak, ağrı kesiciler verilerek karın ağrısının önüne geçilebilmektedir. Kusmayı da bol sıvı vererek kusma da önlenebilmektedir. Yani kusmayı eşlik eden çok fazla neden vardır. O nedenle mutlak surette sorulması gereken şeyler içerisinde kusmanın yanında ne belirtiler görülüyor? Yani en çok ishal üzerinde durmak gerekir. Ateş üzerinde durmak gerekir. Kusmada karın ağrısı varsa özellikle ağır bir tablo var mı diye apandisit gibi onun nedeninin bulunması gerekmektedir. Bazen röntgen çekilmesi gerekebilmektedir ve incelemeler yapılmaktadır. Bu güzel incelemeler yapıldıktan sonra tablonun ağır olmadığı da tespit edilirse basit yöntemlerle önüne geçmek mümkündür. Yani bol sıvı vermek, ağır
ağrı kesici vermek, bulantı önleyici, kusmayı önleyici ilaçlarımız pek çok çeşitlidir. Bunlar eğer muayeneden ve her şeyi düzenledikten sonra ilaçların ayarlaması yapılır. Bulantı, kusma çeşitli ilaçlardan verilerek ve ertesi gün kontrole çağrılarak, hatta birkaç gün içinde kontrole çağrılarak takip edilir. Bazı ağır durumlarda kusma çok yoğunsa, eşlik eden karın ağrısı, halsizlik, bitkinlik yoğunsa, ishal çok fazlaysa hastaneye yatırmak gerekir. Hastanede sıvı ve elektrolit tedavisi uygulamak gerekmektedir. Görülüyor ki kusmanın nedeni pek çok. Altındaki neden ona göre karar verilir. Altındaki ayrıcı tanı deriz. Teşhisi ayrı şekilde yaptıktan sonra uygun tedavi yapılır. Ve genellikle çocuklarımız tedaviye çok hızlı cevap verirler. Genellikle birkaç saat içinde bile düzelme görülebilir. Veya genelde ertesi güne kadar düzelme olur. Altında ciddi bir neden varsa, kusmaya hazırlayan ağır diyelim apandisit var veya beyin tümörü var. Bunlar çok az görülmekle beraber rastlanabilir. Bunların da uygun hekimler tarafından, çocuk cerrahisi veya beyin cerrahisi tarafından görülerek tedavisi, ameliyatları vesairesi yapılarak izlem yapılır. Burada çocuk hekimini yapacağı en önemli iş, bu çocukları başka hekime yollasak bile dikkatli takip ve izlem yapılması çok önemlidir. Toparlayacak olursak kusma son derece önemlidir. Altındaki pek çok neden yatabilir. Sadece mikrobik değil, altında belki ciddi bir hastalıklara yol açan tablo olabilir. Erken tanı ve tedavi önemlidir. Erken yaklaşımlarla bütün vakaların %100'e yakın oranda düzelmesi mümkündür. Ama geç kalındığı takdirde de ağır tablolarla karşı karşıya kalınabilir. Onun için her kusan çocukta eşlik eden bir durumlarda özellikle varsa, ateş gibi, karın ağrısı gibi, halsizlik, bitkinlik gibi, beslenememe gibi durum varsa çok acil yaklaşımda bulunmak gerekir. Yani sonuç olarak toparlayacak olursak kusma çocuklarda ihmal edilmemesi gereken bir şeydir. Çoğunlukla erken teşhis ve tanı kolaylıkla yapılabilmektedir. İyi bir gözlemle, iyi bir hikaye almayla, iyi bir muayene sonrası basit tedavilerle çocukların önüne, kusmaların önüne geçmek mümkündür. Kusan her çocuğu ihmal etmeden yakın bir şekilde gözlem gerekir. Anne babalara en büyük tavsiyem böyle durumlarda çok iyi gözlem altında tutup altında yatan ek işaretler varsa onları kaydedip doktorlarıyla görüşmeleridir. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.